Ağam, bıraksaydın da öldüreydim o yiğiti. Onun ölürse işime yaramaz Şiva. Önce bilmek istediklerimi bana bir bir anlatacak. Hem onun yaptığını yaparsak o caniden hiçbir farkımız kalmaz. Ağam, polis Azad'ın ölümüyle ilgili ne öğrendi de Cihan'ı sorguya alayım? Bunun kaza olmadığını komiser de benim kadar biliyor. Oteldekiler sadece bize konuştuğuna göre olta da atıyor olabilirler. Doğru dersin ağam. Ama adli tıp cinayet raporunu bir versin. İşte o zaman kimse elimden alamaz Cihan'ı. Ağam, Firuz ağa arayayım. Ne yapayım? Bana ver, ben konuşurum. Buyur ağam. Efendim baba. Oğlum evden bir çıktın, bir de haber yok. Nerelerdesin? Bir şey mi oldu baba? Bu telaşın niye? Seni merak ettim oğlum. Cihan'la konuşmaya gittim baba. Onunla konuşacaksın da ne olacak? Azad'ın ölümü kaza değil baba. Bu işi Cihan tezgahlamış. Aşiretin ağası olarak da bunun hesabını sordum. Nasıl bu kadar eminsin? Kabul etti mi peki? Her zamanki gibi silahının ardına saklandı. Ters bir şey olmadı değil mi oğlum? Telaş edilecek bir şey yok baba. Alt tarafı ufak bir sıyrıkla atlattım. Yalnız Dilaver de yaralandı. Ben hastaneden ayrılırken doktor ciddi bir durum yok dedi ama kendisini göremedim. O kim oluyor da ağasına aynı kandan birine silah doğrultuyor? Bunun hesabını verecek oğul. Dilaver de Cihan'ın narına kendini yakmasın. Aklını kullansın azıcık. Sakin ol baba. Cihan önce polise versin hesabını da daha sonra yapacağımı biliyorum. Ne yani? Cihan'ı polis mi aldı? Evet baba. İfadesini alacaklarmış. Bu işin peşini bırakmayacağım. Önce kendi araştırmamı yapayım, sonra karakola uğrayıp öyle geleceğim. Tamam oğul.